Merhaba sevgili silah severler. Bugün geçen hafta da bir denemesini yaptım. Özel bir aparatı test ediyorum. Bu gözlük benim numaralı gözlük. Malum gözlüksüz atılmaması tavsiyesinde bulunuyoruz daima. Numaralı gözlüğü çıkarttığım zaman da hedefi görmekte çok zorlanıyorum. Çıkartmasam da gezi arpacıyı göremiyorum. Bu araç, alet, gereç ne derseniz vantuzlu gözlük camın üstüne yapışıyor ve buradaki delik üzerinden atıcı baktığı zaman aynı anda hem gezi arpacı hem hedefi net görüyor. Alışmakta biraz zorlandım. Önce takmakta biraz zorlandım. Ters taraftan bakmaya çalıştım. Burada bir mercek var zannediyordum. Bu mercek değilmiş aslında. Bu delikten bakmak gerekiyormuş. Neticede öğrendik sonunda. Bir 5 tane attım bununla. Şöyle bir bakalım. 4 tanesi burada, bir tanesi burada. Hedef oldukça küçük olmakla beraber ki özellikle küçük hedef seçtim. Bir grupman elde etmedik. Şimdi şunu da kaçırmasaymışız gayet güzel bir grupman olacak bir şey. Tekrardan şimdi bunu bir 10 metreye gönderiyorum. Bir 5 mermi daha takacağım. Koyacağım tabancaya. Yani gördüğünüz gibi 5 tane mermi var. Mermiler makine kimyanın ithal edip bizleri senede 200 tane gazladı Gecko mermilerden. Ona da şükür. Zamanlar onu da vermiyorlardı. Şarjöre 5 tane koydum. Tabanca bildiğimiz tavsiye. Atış hazır. Biraz şöyle çevirelim. Sevgili izleyicilerimiz tabancayı da görebiliriz. Evet. Namluya mermi sürülmüş vaziyette. Arkadan gelen kapıyı kapatıyorum. Aldatmasın. Evet, ateş. 1. Çok az sade. 2. Strese girdim. Tetik parmağının tetik korkuluğunun dışında. Şimdi tekrardan devreye giriyoruz. 2. Aynı delikten geçti. Biraz sağ alt 2 santim falan altında. Bu tam kırmızının üzerinde tam 12 diyebiliriz. 4. atış. Bu da son atış. Bu biraz saçmaladı. Bakalım ne kadar saçmaladı. Hep beraber görelim ama sonuç olarak iyi netice verdi. Gezi de, arpacı da, hedefi de aynı netlikte görebiliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi biraz saçmalamışız. Hep böyle strese giriyorum zaten. Bu 1. atış. 2. atış. 3. atış. 3. atış. 4. atış. 5. atış. Yani şöyle bir saçmalama oldu. Yine bir 6 santim ama ilk atış bayağı keyifliydi. Şimdi kamerayı kapatıp da atışa devam edeceğim. O zaman daha net atacağımdan eminim. Sonra size tekrardan göstereceğim onu.